Yarının Dünyası Paribu sunar. Paribu. İstanbul'dan hepinize selamlar. Yolculuk bu sefer nereye? Bu sefer çok heyecanlıyım. Türkistan. Kazakistan'ın Türkistan bölgesine gidiyoruz. Daha önce Kazakistan'a gittim ama o bölgeye hiç gitmemiştim. 3 gün Türkistan'ı gezeceğiz. Ata toprakları. FlyArista'nın direkt Türkistan'a uçuşu var. Biz de onunla gidiyoruz. Havalimanı gerçekten kalabalık. Ama çipli pasaportunuz varsa sıraya girmeden makinelerden direkt hızlıca geçebiliyorsunuz. Pasaportunuzu şu cihaza okutuyorsunuz. İçeride bileti okutuyorsunuz. Şuradaki kameradan yüzünüzü tanıyor ve parmak izinizle geçiyorsunuz. Uçağımız 2'de artık yavaş yavaş alıyorlar. Uçağımız Airbus 320. Thank you. Bye bye. Türkistan'a konduk ama havalimanından daha çıkmadık. Konduk diyoruz çünkü burada hani uçak inince telefon açarlar ya, herkes birbirine telefon açıp biz konduk diyor. Biz de Türkistan'a konduk. Valizimiz yok ama ekipten sanırım arkadaşların valizi var. Onu bekliyoruz. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Teşekkürler. Buyurun burada. Tamam. Toplam 9 kişiyiz. 3 gün boyunca beraber gezeceğiz. Kazakistan Turizm Ofisi'nin davetiyle buradayız. Bizi güzel güzel gezdirecekler. Kervansaray Otel'de kalacağız. Tabi buraları gündüzde göstereceğim size. Otel yeni, mis gibi kokuyor. Hani sanırım bölgedeki en iyi otel. Ama şu bıraktıkları not ya da karşılama notu inanılmaz güzel. Yol her ne kadar 4 saat olsa da yine de insanı ister istemez yoruyor. Bir de 3 saat zaman farkı var. Burası 3 saat bizden ileride, ister istemez böyle biraz ufaktan jet lag oluyorsunuz. Önce buraya 1 saat mesafedeki Otrar şehrine gidiyoruz. Oranın böyle biraz da hüzünlü bir hikayesi var. Tabii sonra Türkistan merkeze dönüp buraları da gezeceğiz. Bu gördüğünüz yapılar yeni ama hani eski mimariye sadık kalınarak yapılmış. Görür görmez aklıma direkt Özbekistan'ı getirdi. Şimdi ekibimizde birkaç influencer var, turizmci var. Karton bardakları güzelleştiren adam Seyyah Art da var. Böyle 3-4 arabayla Otrar şehrine gidiyoruz. Giderken biraz bilgi vereyim. Kazakistan bizden vize istemiyor. O sebeple hani gelmesi gitmesi çok kolay. Yemek konusunda sıkıntı yaşamayacağınız yerlerden bence. Buralarda tabii at eti biraz meşhur. İlk başta benim de garibime gidiyordu ama tadı güzel. Sanırım bugün de bize bir şekilde bir yerde ikram ederler ya öğle ya akşam yemeğinde. Otrar şehrine geldik. Şimdi Türkistan'da tabii Ahmet Yesevi Türbesi çok meşhur. Ama biz önce Aslan Baba Türbesi'ne geldik. Bunun da tabii bir sebebi var. Zamanında Timur Ahmet Yesevi Türbesi'ni yaptırırken türbe bir şekilde bitmiyor. Ya işçiler ölüyor, hep bir şekilde yarım kalıyor. Rivayete göre rüyasında şöyle bir şey görüyor. Hoca Ahmet Yesevi'nin hocası Aslan Baba'nın türbesini yapmadan Ahmet Yesevi'nin türbesini yapamayacağını anlatıyorlar. O da önceliği Aslan Baba'nın türbesine veriyor ve burada türbe yapılıyor. Daha sonra
Ahmet Yesevi'nin türbesi yapılıyor. Şimdi bu Türkistan'da da artık böyle bir gelenek oluşmuş. Yani türbeye gidilecekse önce hocaların hocası Aslan Baba'nın türbesine gelinip sonra Ahmet Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine gitmek daha doğru oluyormuş. Bunlar Hoca Aslan Baba'nın öğrencileriymiş burada yatanlar. Aslan Baba'nın türbesi ise bu içeride. Mescit bölümü. Şimdi türbenin girişinde biraz ot yakılmış. Bunun şöyle bir anlamı var. Üzerlik bitkisi ya da üzerlik otu. Evde hasta var ya da kötü şeyler olduğunda onu yaktığınızda iyi geldiğine inanılıyor. O sebeple Kazakistan'da hani bazı yerlerde bunu görebilirsiniz dediler. Evlerde de oluyormuş. Seyahatlerimde bu gibi çok farklı kültürleri gördüm. Ve bunları gördükçe de dünyayı gezme isteğim daha da büyüdü. Tabii bunun gibi farklı kültürleri görmenin bir yolu da sinemadan geçiyor. Hem Türk hem yabancı birçok filmde farklı kültürleri görmek mümkün. Sinemanın böyle bir güzelliği var. Sinema severlerin her yıl heyecanla beklediği film ekimi bu yıl Paribu'nun ana sponsorluğunda sinemalara geliyor. 22. kez düzenlenen festival 13-22 Ekim tarihlerinde İstanbul'da, 20-22 Ekim'de ise İzmir'de seyirciyle buluşuyor. Film ekimin programında Cannes'dan Venedik'e, Locarno'dan Toronto'ya uluslararası festivallerde dünya premierini yapan ödüllü filmlerin yanı sıra yeni yapımlarda yer alıyor. Siz film ekimine kimi götüreceksiniz? Şimdi türbenin yanında böyle bir kuyu var. Buradaki suyun şifalı olduğuna inanılıyor. Hani elinizi yüzünüzü yıkarsanız şifa vereceğini söylüyorlar. Tabii gelmişken biz de bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Su içiliyor da aynı zamanda. Tuzlu biraz. Evet, acı. Türbenin hemen yanında Alfarabi'nin temsili bir mezarı var. Alfarabi'nin burada doğduğu biliniyormuş. Ama Şam'da ölmüş, vefat etmiş. Şam'dan onun öldüğü yerden toprağını alıp buraya getirmişler. Karşıda gördüğünüzde hani bildiğimiz cami. Şimdi eski Otrar şehrine gidiyoruz. Otrar şehrinin vakti zamanındaki güneybatı girişindeyiz. Önceden muhtemelen şehrin böyle her tarafı surlarla çevriliydi. Bu gördüklerimiz tamamen hani günümüzde yapılmış hali. Şimdi bu Otrar şehrinin şöyle hüzünlü bir hikayesi var. 1200'lü yıllarda Cengiz Han'la buranın hükümdarı aralarında ticari anlaşma yapıyor. Develerle birbirlerine işte altın gönderiyorlar, değerli şeyleri gönderiyorlar, ticaret yapıyorlar. Dönemin valisi, yani buranın valisi Cengiz Han'ın bir kervanına saldırıyor ve hepsini öldürüyor. Bunun üzerine tabii hikaye biraz uzun ama ben hızlandırıyorum. Cengiz Han askerleriyle buraya geliyor ve ordunun başında kendisi var. 5 ay boyunca burada savaşıyorlar. Taş üstüne taş bırakmıyor. Buradaki herkesi öldürüyor. Dönemin valisini herkesin gözü önünde öldürüyor ve yüzüne çinko dökerek öldürüyor. Ve burada öldürdüğü kişilerden erkeklerin başını üst üste piramit gibi koyuyor, kadınların başını ayrı koyuyor, çocuklarınkini ayrı koyuyor ki hani ünü, namı diğer yerlere de bu şekilde salınsın diye. Savaş zamanı hani bu yaptıklarını hatırlayıp şehrin kapılarını ona açsınlar diye. Hani Otrar'ın böyle hüzünlü de bir hikayesi var. Burada bir kaza alanı var muhtemelen. Burası hamam olarak kullanılıyormuş. Şu taşlar ta o dönemden kalma orijinal. Seramikler ise replikaymış. Seramiklerin orijinalleri müzedeymiş.
Arkeologlar ilk başta burada hani bir şeyler olduğunu anlayınca ortadan bir kanal açmışlar ve ileride bir su boru hattı var. Bu boruları aynı buldukları gibi böyle bırakmışlar. Ta o dönemde 1200'lü yıllarda bu artık su sistemini bir şekilde yapmışlar. Arkeologlar buradan bir kanal açmışlar. Ama açtıkları kanalda mesela şu parçalar kemik. Yani birçoğu da insan kemiği olduğu tahmin ediliyor. Hani biraz önce anlattım ya, Cengiz Han insanları çok feci şekilde katletmiş buralarda. Belki de onların kemikleri. Şimdi bunlar tabii restore edilmiş yeni hali. Arkeologlar ilk buldukları hali de şurada bırakmışlar. Yani orijinal hali surların bu şekildeymiş. O dönemde buradaki hayatın nasıl olduğunu gösteriyorlar. Yine çok yakın zamanda, 2 sene önce burası bulunmuş. Burası eski bir hanmış. Hem han hem medrese olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Ama ilginç bir özelliği, yerden ısıtma varmış burada. Arkeologlar bulduğu gibi bırakmışlar. Tabi burada alan çok büyük. Yani bunun hepsini gün yüzüne çıkarmak muhtemelen 10 yıllarca sürer. Ve çok ciddi de bir kaynak ister. Büyük iş. Türkistan'a geri döndük. Tam merkezdeyiz. Şimdi tabi buranın en ikonik yerlerinden biri olan, en uğranılması gereken yere gidiyoruz. Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine. Türbeye geldik. Tabi burada drone'da uçuracağız. Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi burası. Burada küçük bir türbe daha var. Özbek astronom Ulubek'in kızının türbesi. Rabia Sultan'ın türbesi. Hani burada başka bir türbeye izin verilmesinin sebebi de Özbekler zamanında bu türbe yapılırken çok yardımcı olmuşlar. O sebeple hani aradaki dostluğa istinaden Rabia Sultan'ın türbesine burada izin verilmiş. Diğer şehirlerden sırf onun için de buraya geliniyormuş. Şimdi türbenin hemen arkasında yeni bir kazı alanı var. Ama şu an hani aktif kazılmıyormuş. Araştırmalar durdurulmuş. 2. yüzyıldan bazı buluntular çıkmış orada. Hani bu türbenin yanında olması da ilginç.
Türbenin yapımına 1397 yılında başlanmış. 1405 yılında da hani yarım olarak bitirilmiş. Çünkü Timur Lenk öldükten sonra türbenin yapımı da durmuş. Timur burayı yaptırırken 63 metre yüksekliğinde olmasını istemiş. Peygamber Efendimiz o yaşta öldüğü için. Ama maalesef 37 metrede çalışma yapımı bitmiş. Çünkü o sırada Timur ölüyor ve 37 metre yükseklikte türbenin yapımını bitiriyorlar. Şimdi Hoca Ahmet Yesevi yaşarken, yani daha medrese yapılmazken 63 yaşına gelmiş ve artık Peygamber Efendimiz 63 yıl yaşadı. Ben daha fazla yeryüzünde yaşayamam diye yerin altında kendisine bir cami yaptırmış. Şimdi o yeraltı camisine gidiyoruz. Hani aslında burada inzivaya çekilmiş. Bu caminin duvarları orijinal değil. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler döneminde tuğla lazım olmuş ve bu caminin bütün tuğlaları sökülüp fabrika yapımında savaş için kullanılmış. Ama o dönemde burada bir Alman arkeolog varmış. Bu yeraltı camisinin bu krokisini böyle maket halinde buraya bırakmış. İleride hani restore edilirse buna uygun yapılsın diye. Ama şu an öyle bir restorasyon yok. Karşıda zikir yapanları resmetmişler. Ama buradaki zikirde hani öyle çok sesli ya da bir danslı zikir yok. İçinizden zikir edin diye hep söylermiş. Hoca Ahmet Yesevi'nin bu yeraltı camisinde ne kadar kaldı kesin olarak bilinmiyor. Kimi kaynaklara göre 15 yıl kadar, kimi kaynaklara göre 63 yıl kadar daha burada kaldığı söyleniyor. Şu yukarılarda da tahmin edenleriniz olabilir. Allah'ın 99 ismi yazıyor. Şimdi biz hala yeraltı camisindeyiz ama burada aşağıya bir kat daha iniyor. Hoca Ahmet Yesevi bir kat daha aşağıya yaptırmış kendi kaldığı yeri. Oranın da maket hali, krokisi böyleymiş. Yani 2'ye 2 genişliğinde, hani içeri 2 insan dahi zor girermiş. Buraya kimisi çilehane diyor, kimisi inzivaya çekilme yeri diyor. Ama hayatının 63 yaşından sonraki kısmının neredeyse tamamını burada geçirmiş. Şimdi burada başka bir kroki var, plan var. Biz hala yeraltı camisindeyiz ama buranın 70 metre ilerisinde başka bir küçük yeraltı camisi daha var. Bunu yapmalarının sebebi işte hava sıcak olunca burası serin oluyormuş. Soğuk olursa sıcak oluyormuş ve zikir yapılırken burada sesler, sanırım ve atmosfer, akustik daha iyi oluyor diye zikiri de burada çekiyorlarmış. Bu bölgede yaklaşık bunun gibi 40 tane yeraltı camisi varmış. Karşıda gördüğünüz delikler inşaatın hala tam olarak bitmediğini de gösteriyor aslında. Orada kalaslar da var. Şurada Arapça yazılar var. Üsttekinde Fatiha suresi yazıyor. Şurada süsler var gibi görünüyor ama onlar düz sıradan süs değil arkadaşlar. Bunlara Kufi yazısı deniliyormuş. O sembollerin arasında aynı Arapça yazılar var. Onların anlamı da işte Allah benim Tanrım, elçisi Muhammed'dir, Allah büyüktür gibi türbenin her bir köşesinde farklı anlamlara gelen Kufi yazıları yazılmış. Türbenin sol tarafı orijinal bitmiş haliyle duruyor. Sağ tarafı ise dediğim gibi yarım kaldığı için böyle bitmemiş şekilde duruyor. Ama bu da bence türbeye ayrı bir hava katmış. Burası türbenin ön tarafı ama restorasyon olduğu için buradan giremiyoruz. Arka tarafından gireceğiz. Önce Rabia Sultan'ın türbesine gireceğiz. Bakacağız daha doğrusu. Küçük olanlar da çocuklarınınmış. Ve nihayet Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine giriyoruz.
bu türbe iki katlı ve toplam 35 odadan oluşuyor. Duvarların kimisi 1 metre, kimisi 2 metre genişliğinde. Hani kaç asırdır ayakta kalmış, o kadar depremde bile hiç etkilenmemiş. Hoca Ahmet Yesevi Müzesi şu an tadilatta olduğu için birçok yeri maalesef kapalı. İçindeki müze de şu an kapalı, ziyarete açık değil. Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi burası. Yani mezarı burada. Burada Ahmet Yesevi'nin ilk mezarının duvarı var. Burayı böyle orijinal haliyle bırakmış Timur Lenk burayı yaptırırken. Ve sonrasında işte bütün türbe bunun peşine yukarı doğru yapılmış. Rehberimizin dediğine göre Naziler şu sembolden esinlenmiş ve kendi sembollerini bulmuş. Bu sembolün anlamı hani sonsuzluğu simgeliyormuş. Şimdi burada içeride zamanında Timur'un yaptırdığı 2 ton ağırlığında özel bir kazan var. Tadilatta olduğu için içerisi göremiyoruz. O kazan sadece cuma günleri içi suyla doldurulurmuş. Hani yemek yapılmazmış. Cuma günleri askerler gelir, herkes gelir. Namaz kılınırmış. Ve namazdan sonra da o kazandan herkes çıkarken biraz su içermiş. Hani okunmuş su gibi mi artık yorumlamak gerekir bilmiyorum. Demin teyzelerle fotoğraf çekindik. Çok acayip güzel oldu. Türbe ziyaretimizi yaptık. Bu arada rehberimiz buralı. Adı Nurcan. Türkiye'de Nurcan ismi kadınlara veriliyor ama burada erkeklere veriliyor dedi. Kısaca bana Can diyebilirsiniz dedi. Onun için Can diyoruz. Türkiye'de isim Can. Evet. Kazakistan'da Nurcan. Bize sağ olsun güzel bilgiler veriyor. Bu türbe tabii çok önemli bir yer. Hem Türk dünyası hem İslam dünyası için. Özbekistan'a iki kere gittim daha önce. Semerkant'a, Buhara'ya. Oralarda da bunun gibi çok güzel medreseler, türbeler vardı. Yani ikisi de birbirinden güzel. Hiç birbirini yarıştırmaya gerek yok. Türkistan'a tabii geldiğinizde burası ilk uğranılacak yerlerin başında geliyor. Burada gördüğünüz yapıların hepsi yeni ama tabii eski mimariye sadık kalarak hep yapılmış. Bizim otelimiz şurada. Burada su şovu düzenleniyor. Burada 7D sinema var içinde. Bu arada Kervansaray Oteli'nde kalırsanız buraya ücretsiz girebiliyorsunuz. Şimdi bu ekranda bize çok güzel bir şov yaşattılar. Tabii bunu size aktarabilmek çok mümkün değil. Çünkü bunlara oturuyorsunuz ve bu hareketli öne doğru geliyor. Yüzünüze bazen su geliyor. Burası komple ekran oluyor. Çok inanılmaz büyük bir alan. Basketbol sahası gibi neredeyse. Su, hava, rüzgar. Yani size o atmosferi yaşatıyor, ekrandaki atmosferi. 7D sinema dedikleri sanırım böyle bir şey gerçekten de. Çok eğlenceliydi, çok keyif aldık. Şimdi ilk başlangıçta Kazakistan'ın böyle daha önce hani taş devrinden itibaren nasıl olduğunu, insanların nasıl yaşadığını gösterdiler. Sonra da 7D sinemasını tecrübe ettik. Çok güzeldi, hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani onu gerçekten beklemiyorduk. Türkistan'a gelirseniz kesinlikle bu 7D sinemaya gelin. Çok eğlenceli. Bu kompleksin adı Altın Samruk. Yani Türkistan'a geldiğinizde kesinlikle buraya gelin, bilet alın, girin. Bugün gün boyu gezdik, yorulduk. Tabii acıktık da. Şimdi akşam yemeğine gidiyoruz. Tabii bunların hepsini sabahki ilk gittiğimiz türbe hariç, Aslan Baba türbesi hariç hepsini yürüyerek yaptık. Hepsi yürüme mesafesinde. Restoranımız hem modern hem
otantik. Valla sadece ortadakilerle bile doyulur. Bu patlıcanda altında et var. Böyle ortada tabağınızı alıyorsunuz. Salata var. Hamur işlerinde bayağı iyiler. Bu pilav bizim perde pilavı gibi sanırım. Rehberimiz Türk dünyasının pilavı dedi. Etli, kuş üzümlü, sebzeli. Pilavın da içi gördüğünüz gibi. Bunlar at eti muhtemelen. Bu sıcak olan at eti. Aa, evet. At eti de var. Sıcak olan. Yani bu at eti, diğerleri de var. At eti ve sığır eti var. At etini daha önce çok yedim, lezzetli. Hani masayı donatın derler ya, tam o masa bu masa. Şimdi bu pilavın içinde normal et var, at eti de var, şu gördüğünüz. At eti hani bizim oralarda çok tercih edilmiyor ama aslında bu coğrafyada normal sığır etinden daha pahalı. Yani her sofrada olmuyor. At etini fazla yerseniz tansiyon yükseltiyor. Hani ben ilk başlarda böyle çekiniyordum ama şimdi normal et gibi yiyorum. Tadına yine bakacağız. Normal kavurma eti gibi, öyle çok söylemeseler size ayırt edemezsiniz bile. Evet, Zülal de at etini yedi biraz benim itelememle. Evet, bir tık ekşi. Dişinde şey kaldı. Yedim o ispatı. Vallahi yedim. Nasıl sence tadı? Bir tık ekşi normal ete göre. Farklı bir aroması var ama kötü değil. Yenilebilirmiş. Yani söylemeselerdi at eti diye ayırt edebilir miydin? Yok, anlamazdım. Edemezdin değil mi? İşte bu videoyu izliyorsunuz ama belki siz de at eti yemiş olabilirsiniz. Çay her masada oluyor. Bu gördüğünüz küçük... Bunun adı ne ya? Bu küçük kasede içiyorsunuz. Neden gülüyorsun? İnsan video çekerken bazen unutabiliyor ne söyleyeceğini. Bu videoları hep böyle spontane çekiyoruz. Bazen söylediğimiz kelimelerden dolayı eleştirilebiliyoruz. Ya işte. Çay hep böyle masalarda var. Hani yemeği kolay hazmetmek için diyorlar ama tabii bu yemeği hazmetmek çok çok zor ya. Daha önce Özbekistan ve Kırgızistan'da da böyle davetlere katılmıştım. Hani birebir aynı diyebilirim kültür. Yemekler belki biraz değişiyordur ama böyle hamur işi tabağı var. At etinin olduğu yemekler var, pilavlar var. Ben yine sevdim tabii ama o masayı bitirmek çok olası değil. Evet, yani biz belki 10-11 kişiyiz toplam ama 30 kişi orada doyardı. Neyse, kalanları değerlendiriyorlarmış. Sen ne diyeceksin? Hamurları çok güzel, hamur işleri. At eti yedim ilk kez. Biraz önce de yorumladım, böyle ekşili bir tadı var. Ama şey, yenir yani. Bir daha olsa yenir, yine ya. Yerim. Hani evet. Özellikle gidip belki aramazsınız ama evet. Pilav nasıldı? Pilav da çok güzeldi gerçekten. Yani tam Özbek pilavı gibi mi diyemem ama çok benzerler. Bıldırcın yumurtaları falan evet. Vardı içinde. Yani yemek çok iyiydi. Neyse, artık yürüyerek otele gitme zamanı. Dün hava çok güzeldi ama bugün biraz sanki yağmur yağacak gibi. Yağıyor. Bugün Ak Mescid'e gideceğiz ama hani Ak Mescid böyle bir türbe gibi bir yer değil, bir mağara. Türkistan'dan yaklaşık 160 kilometre mi? 160 kilometre. 160 kilometre uzakta. Şimdi arabalara geçiyoruz. Yaklaşık 2 saatte Ak Mescid mağarasının olduğu yere geldik. Mağara tam şurada.
5 dakika yürüyerek sanırım mağaraya ulaşacağız. Biraz önce çıkıyorduk, şimdi iniyoruz. Henüz tam göremedim ama içerisi bir futbol sahası kadar var. Mağaranın içi tabii serin. Şurada biri var. Şimdi buraya neden Ak Mescit denildiğini rehberimiz anlattı. Vakti zamanında savaş sırasında işte askerler yağmurdan, kötü hava şartlarından kaçmak için buraya sığınmışlar. Burada namaz kılmışlar. İşte hani buraya sığındıkları, namazlarını kılabildikleri için Ak Mescit adını vermişler. Bir de buranın pozitif bir enerjisi varmış. Civarda yaşayanlar bir rahatsızlıkları olduğunda buraya gelip burada biraz oturup dinleniyorlarmış. Bunun iyi geldiğine inanılıyor. Hani öyle enerjisi yüksek olan yerler vardır ya. Vay, kuşlar çok güzel ya. Hani buranın enerjisinin de o derece yüksek olduğuna inanıyorlar. Buranın hocası da var. Gün içinde sürekli buradaymış. Ben de oğlan kaşığı onu yaparım. Sonra karakım burada kayıt bitirim. Tabi yolda şovu çoğu mu tabi. Tabi jel ölçü de onu koy. O tabi ben sizden erken bana. Şimdi hocayla biraz konuştuk. Hoca diyor ki vakti zamanında buradan ta Türkistan'a başka şehirlere yer altından yol varmış. Dedim peki hiçbir buluntu var mı? Yani herhangi bulunan fiziki bir şey var mı? Yokmuş. Ona babası böyle anlatmış. Babasına da dedesi öyle anlatmış. Böyle nesilden nesile gelen bir şey ama biraz şehir efsanesi gibi. Ama yalan yok. Ortam böyle dingin, şu kuş sesleri burayı daha da bir otantik yapıyor. Hani bence huzurlu bir yer. Artık çıkma zamanı. Ak Mescit mağarasından Türkistan merkeze geri döndük. Biraz halkın arasına karışıp çarşı pazar gezeceğiz. Şimdi pazar kısmındayız. Yeme içme. Selamünaleyküm. Bu tereyağı. Mayıs. Sarı mayıs. Kaspi. Kasap demek muhtemelen. Selamünaleyküm. Bunlar at eti. At etinin kilosu 2700 tenge. Bu at etinden sucuk. Normal sığır etinin kilosu ise 2400 tenge. Yani at eti daha pahalı. Hani bizim oralarda pek tercih edilmiyor ama at eti burada daha değerli. Bu deve sütüymüş. Bunu ben Kuveyt'te içmiştim direkt deveden sağarak. Çok hafif bir tadı var. Süt normalde ağır ama deve sütü hafif oluyor. Bu da kımız. Kımızı da daha önce Moğolistan'da, Kazakistan'da içtim. Biraz tadına bakalım.
Dur. Şimdi bu kımız yani at sütü Zülal ilk defa deneyecek. Dün akşam at etini beğenmişti. Azıcık iç. Nasıl? Ekşi mi? Sert mi? Sirke gibi. Çok sevmedi. Olmadı. Ben daha önce çok içtim. Yine deneyeceğim. Sizde ne demek? Bu eğer 10 günden fazla beklerse fermente oluyor ve alkollü oluyor. Çok içerseniz mideyi bozabilirsiniz ama sağlıklı olduğunu hep söylüyorlar. Yani zor da kalmadıkça gidip istemem ama bence o kadar da kötü değil. Şimdi Zülal deve sütünü de deneyecek. Evet, bu tanıdık. Kefire benziyor. Tamam. Bu güzel. Hafif mi peki? Hafif. Diğerine yani göre. Kırmızı kadar sert değil. Yok, hafif. Tamam, şimdi ben içeceğim. Kuveyt'teki içtiğimle kıyaslayacağım. Tabii bu daha hafif dediğim gibi kefire de benziyor. Ama ben hemen deveden sağılıp sıcak sıcak içmiştim. O daha da hafif gelmişti. Bu içilir ayran gibi neredeyse. Deveden sağılmanız çok zor yeter. Bu eskimiz sütü yani. Şimdi burada at sütü en pahalısı. Yani kımız, onun peşine deve sütü geliyor. At sütünün litresi 1000 tengeymiş. Deve sütü 800 tenge. Teşekkür Ali abla. Şimdi bu kuru peynir. Burada kurt diyorlar. İran'da Kaşgay Türklerine gittiğimde de görmüştüm. Onlar kurut diyorlar. Kırgızistan'da da aynısından gördüm, yedim. Yani bunların hepsi o kurutun ya da kurutulmuş peynirin farklı çeşidi. Şunun bir tadına bakacağım. Çökeleğin daha sert hali. Evet. Rahmet, teşekkürler. Her taraftan yemek kokuları geliyor ve güzel kokuyor, ne yalan söyleyeyim. Belki atmosfer çok çekici olmayabilir ama kokular tam tersi. Yani şu etlerin kokusu gerçekten çok iyi. Hani aç olsak yiyeceğiz de aç değiliz. İstanbul. İstanbul. Kurutulmuş balık. Abla Türkler dedi, tanıdı bizi hemen. Yani yaklaşık bir tanesi 100 lira. Aslında hesaplı bile. Çarşı pazar gezmesini seviyoruz. Güzel değil miydi? Teyzelerin dişleri çok güzeldi. Bir de çok sıcaklar yani. Evet. Tezgaha gidiyorsun, bir video çekeceksin, hemen sana ikram ediyor. Ama hani yani gönülden ikram ediyor, onu hissediyorsun. Artık sırada akşam yemeği var ve sanırım Müzikli'de bir gösteri olacak.
Sağlı restoran. Bu sığır diliymiş. Bu peynir tabağı. Bu kurut. Kimisi tatlı peynir. Tabii bizim oralara göre biraz hani farklı peynirler. Sığır diliyle bir başlayalım. Çok güzel pişirilmiş ya. Çok güzel. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Aldarımızda bir kütüre tağama. Sıyırdan kavurga etini kısaladı. Bir kütüre denilen yemek. Sıyırın kavurga etlerinin hazırlanıyor. Sıyırın kavurga etlerinin daha çimlerinde 12 saat. Baharın başlarında yaşlılarla özel olarak sunulan bir yemektir ve bu bu 12 saatte pişen et. Şurada da meşhur 5 parmak yemeği var. At etinden komple. Bu at etinin suyundan yapılan çorba. Burada 5 parmak yemeği, yine at eti var. Bu da 12 saatte pişen normal sığır eti. Bu 5 parmağın altında yufka var. Hani üstünde de at etleri var. Aynı bizim tirit gibi biraz. Burası yine komple at eti, atın farklı bölgelerinden. Şurada da at sucuğu var. Artık yavaş yavaş yiyebildiğimiz kadar yiyoruz. Zülal bu at sucuğundan deniyor. O en güzellerinden zaten. Ben normal at eti deneyeceğim. At yiyoruz sürekli. Akşam yemeğimiz restoranın bu güzel atmosferi gibi gerçekten çok iyiydi. Yani hangisinden yiyeceğini şaşırıyorsunuz. Artık otele gitme zamanı, son akşamımız. Bu benim Kazakistan'a ikinci gelişimdi. Önceki gelişimde de yine buraları sevmiştim, ne yalan söyleyeyim. Yani çok klasik olacak ama acayip misafirperver insanlar. Pazarda bugün fotoğraf video çekiyoruz. Hemen bir şey ikram ediyorlar. Hani hiç kimse böyle ters, olumsuz bir tepki vermiyor. Hani buralara boş yere ata toprakları demiyorlar. Biz sadece Türkistan'ı ve civarını biraz gezdik. 3 günümüz burada geçti. Hani bence de buralar için 3 gün idealdir. Daha fazlası belki biraz sıkabilir. Hani çok iyi planlanmış 2 günde buraya yetebilir. Yemek konusunda bence çok sıkıntı yaşamazsınız. Hani biraz et ağırlıklı besleniyorlar ama bizim damak tadımıza uygun. Bizden hani zaten vize istemiyor. O yönden gelmesi gitmesi fazlasıyla kolay. Bizi Türkistan'a davet eden Kazakistan Turizm Ofisi'ne tekrar teşekkürler. Tabii Fly Eristan'la buraya geldik. İstanbul'dan direkt uçuşları var. Düşük bütçeli uçuşlar gerçekleştiriyorlar. Bu taraflara gelme niyetiniz varsa bakmayı ihmal etmeyin derim. Sen ne diyeceksin? Türkistan, yani öncesinde ne düşünüyordun? Geldin, umduğunu bulabildin mi? Ben bu coğrafyada ilk kez bir ülkeye geldim.
gerçekten bize çok benziyorlar. Ben de şu noktada benzettim bize. Yemeklerde, gittiğimiz her yemekte böyle masa donatılıyor. Sanki mutfaktaki en kıymetli yiyeceklerin hepsi geliyor. Biz de evimize misafir geldiğinde bile hani buzdolabında en kıymetli ne varsa çıkarıp ikram etmek isteriz. Çok benzettim bu noktada misafirperverliklerini. Bizim kullandığımız Türkçe ile konuşursanız böyle hemen anlaşmak zor ama arada hani ortak kelimeleri seçebiliyorsunuz. Çatpat yani az da olsa anlaşılabilir. Yani biz yağmurda ıslandık, şoför bize yıkandınız mı diye sordu. Evet. Yani işte uçakla iniyorsun buraya, konduk diyorlar. Böyle benzer kelimeler çok. Tekrar bu coğrafyalara gelinilir. Yani buraya gelince hiç yabancı bir ülkeye gitmiş gibi hissetmiyorsunuz bence. Dolu dolu 3 gecemizi burada geçirdik. Ne diyelim? Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.